Evet gençler, YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün günlerden Clash of Clans Clan Ligi. Haziran ayı Clan Ligi'nin ilk günündeyiz. Clan Ligi savaşlarına başlayacağız. Biliyorsunuz klanımız biraz zayıf. Bu zayıf olmasına karşın rakiplerimiz de biraz kuvvetli. Bizde aktif olmayan köy sayısı fazla olduğundan, aktif olanların da henüz zayıf olduğundan kaynaklı biraz geride başlıyoruz Clan Ligi'ne. Şu anda rakibimiz 27-0 önde. Bizim de buna karşı yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Alabileceğimiz puan sayısı maksimum 15 ama 15'te 15 alabileceğimizi de pek düşünmüyorum açıkçası. Öncelikli olarak en zayıf köyümden en yüksek köyüme doğru ilerleyeceğim. Arkadaşlar şu anda puan durumunda da 7. sıradayız. 8 takımdan 7. sıradayız. Mümkün olduğunca yukarıda bitirmeye çalışacağız ki bir alt lige düşmeyelim. Şöyle gösterecek olursak da kaybedersek gümüş 1'e düşeceğiz. Amacımız yükselmek ama tabi bunu hemen ilk klan liginde yapmamız oldukça zor olacak. Evet, hemen saldırımıza geçelim. İlk saldırımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle önce bir köyü izleyelim. Bir bakalım köyde neler var neler yok. 4 tane hava savunması. 9. belediye binasına göre oldukça iyi bir köy. Yani en azından 2 yıldız almamız gerektiğini düşünüyorum. Klan kalesi de fullmuş maşallah. Bakalım neler yapabileceğiz göreceğiz. Evet, hemen saldırımıza başlayalım. Amacımız dediğim gibi öncelikle 2 yıldız. Şimdi nereden başlasak? Şuradan başlayalım. İkinci çıkacağımız hava savunması neresi olsun? Yukarısı olsun en azından. Orada tehlikeli bir X'i mevcut. O X'ine de darbe vermiş oluruz. Hemen bebek ejderlerle kenarları temizliyoruz. Daha sonrasında ejderlerle ortadan saldırıyoruz arkadaşlar. Barbar kralı yukarıdan saldıracağım. Amacım dediğim gibi olabildiğince yüksek yüzdeyle tamamlamak. Şimdi buradan gideceği yolu inşallah ana binayı tercih eder diyecektim ama birazcık yayıldı ordularımız. Bu yayılmasında bize zararı elbette ki olacak. Şu elektrojiler birazcık ortaya gelseydi çok iyi olacaktı ama kenara gitmeyi tercih ettiği için birazcık köy zorda kaldı. Şu an için sonucun bir yıldız şeklinde olacağı görünüşünde arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Elektro yukarıdan oldukça iyi hasar veriyor aslında ama işte X'in bu kadar zorlaması da kötü bir sonuç. Evet. Okçu kraliçe de oradan girince bütün olayı alt üst etti. Yüzdesel olaraktan %82 güzel bir sonuç ama ana binayı alsaydık daha tatlı olurdu. Sağlık olsun. Bir yıldızla başladık. Dediğim gibi çok fazla bir beklentimiz yoktu ama en azından daha da etkili olunabilirdi. Ama ilk elin günahı olmaz. Hemen ikinci saldırıya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci saldırımızı 10. seviye belediye binamızın olduğu köyden gerçekleştireceğiz. Hemen bir üst tarafa çıkalım. Köyleri de incelemedim gerçi. Yani incelesem belki daha zayıf köyler bulabilirim ama şimdilik bununla devam edelim. Hemen saldırımızı gerçekleştirelim. Önce yıldırımlarla
şu şekilde hava savunmalarını patlatalım. Bu birinci hava savunmasıydı. Şurada ikinci hava savunması var. Diyor, okçu kraliçeye bak kaçtı hemen. Ona da zarar verseydik iyi olurdu. Neyse. Şuraya saldıralım. Okçu kraliçe oraya gelene kadar. Evet, okçu kraliçeyi de bu arada almış bulunduk. Evet. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle yayarak girdim. Sebebi Cehennem Kulesi'nin her iki tarafta da olması. Balonu da buradan salladım. Ümidim 3 yıldız. Ama çok da emin konuşmamak lazım. Ne olur ne olmaz. Kaya balonunun çok büyük etkisini göreceğiz bu savaşta. Bizi 3 yıldızı sürükleyecek olan durum muhtemelen o olacak. Kaya balonunu hiç patlatmayacağım. Zaten patlatmaya da gerek kalmayacak. Onun sayesinde bayağı bir hasar vermiş bulunmaktayız. Evet, 3 yıldız geldi arkadaşlar. Son altın deposu da bitti. 3 yıldız. İkinci saldırımızdan güzel bir puan aldık. Evet, hemen 3. saldırımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet, 3. saldırımızı da gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi daha yukarılardan bir köy bakalım varsa tercih edelim. Yani çok da böyle kendimizi zorlamayalım. Bu köyler de maşallah hiç de fena değil yani. Bizi bayağı bir zorlayacak durumda. Nasıl yaparız, nasıl yaparız? Yani bu köye saldıralım. Bakayım. Bir üsttekine bakayım. Tekli cehennem kuleleri bizi orada zorlayabilir. Kaya balonumuzu patlatabilir. Oo, çok güzel. Bak burada mesela cehennem kulesi yok. Evet, bu köy direkt pataküte girebiliriz yani. Şimdi önce bebek ejderlerle şuraya açalım. Elektro ile bu tarafa açalım. Sonrasında da buradan yoğun bir saldırımız gerçekleşecek. O elektroya bak ne vurdu be. Çok iyi. Çok iyi vurdu elektro. Evet, şuradan da saldık bakalım. Öfkeyi de klan kalesinin olduğu yere attık. Orayı onlar temizleyecekler, yetiler. Barbarla okçu kraliçeyi dışarı gönderiyorum. Onlar da dışarıyı temizlesinler. Şu hava püskürtücüleri atlattıkları zaman hiçbir şey kalmayacak. Hatta yarasa saldırılarımı gerçekleştirmeyi düşünmüyorum. Çünkü bu ordularla 3 yıldız gerçekleşir arkadaşlar. Hemen Barbar Kralı'nın özelliğini kullanayım. Maksat asker sayımız fazla olsun. Koruyucunun da özelliğini kullandım. Okçu Kraliçe'nin de özelliğini kullandım. Sonucunda da 3 yıldızı almayı başardık arkadaşlar. Evet, buradan da 3 yıldız geldi. Yani basit köy tabi bu seviyedeki bir ordu için. Diğer zor olan, hatta bakın hiç riske atmadık, girmedik bile. Çünkü saldıracağımız o kadar çok köy var ki 5 köy ile 15 köy arasında tercih yapıyoruz. O yüzden çok da fazla kendimizi sıkmıyoruz. Maksat yıldız almak.
3 yıldız almak, alabildiğimizin en üst seviyesine ulaşmak. 3. saldırı da bitti. Hızlıca 4. saldırıya geçiyoruz. Evet, 4. saldırımız için de güzel bir köy bulalım kendimize. Yani yukarıdaki 10. seviye belediye binalarına çıkmamıza bile gerek kalmadan burada işi bitireceğiz. İşte bir belediye binası daha, gene Cehennem Kulesi yok. Enteresan. Ben mi göremiyorum? Yok. Gerçekten yok. Evet, çok enteresan. Cehennem Kulesi'nin olmaması. Neyse, bizim işimize gelir. Kolay bir saldırı olur. Hemen şuradan başlayalım. Bebek ejderlerle buraları açalım. Şu püskürtücüler ne tarafa bakıyormuş? Tamam. Aşağıya bakıyor. Püskürtücülerle buraları açalım. Pardon, bebek ejderlerle bu tarafları açalım. Püskürtücülerden biraz uzak kalsın. Sallayalım ordumuzu. Bir arada gitsinler hiç. Zorlamaya gerek yok. Savaşçıyı gönderelim. Koruyucuyu hatta klan kalemi de kullanmayı düşünmüyorum. Oldu ki olmadı. O zaman klan kalesini devreye sokarız. Köy full aslında yani. Çok da hafife alınacak bir köy değil ama ordumun da klan kalesi olmadan halledebileceğini düşünüyorum. Barbar kral, kraliçe okçu ve yarasalarım kenarda beklesinler. Sıkışırsak onları devreye sokarız artık. Elektronun faydası çok, vurdu mu alanlı vuruyor. Alanlı vurduğu için de etkisi çok yüksek oluyor. Evet, koruyucunun özelliğiyle şampiyonu kolladık derken Havan şampiyonu öldürdü. Olsun. Buradan da 3 yıldız geldi. Dediğim gibi basit saldırılar bizi çok fazla yormuyor. Direkt 3 yıldızı alıp çıkıyoruz. Güzel sonuç. 10 yıldız olduk. Bir saldırı daha yapacağız. 13 yıldızla olayı kapatacağız arkadaşlar. Hemen son saldırımıza, ana köyümüze geçiyoruz. Evet, sonuncu saldırımıza geçtik. Önce bir ana köyünü bir göreyim. Buradan ne çıkartabiliriz ona bir bakayım. Yani 3 yıldız zorlar bize, o çıkmayabilir. İkinci köye bakalım. Buradan 3 yıldız çıkartmamız gerekir yani. Çok da yüksek değil. Evet, çok da düşüğe gitmeyelim. Güzel ganimeti de var. Ben ikinci köye saldırayım. Biraz tadını çıkarta çıkarta oynayalım. Haydi bismillah. Yani hepten de kendimizi yıldız alacağız diye düşük seviye saldırıyla yönetmeyelim. Barbar kral, kraliçe. Bunları yukarıdan sallıyoruz. Şimdi buralardan birazdan klan kalesi devreye girer. Evet, klan kalesi oraya geliyor. Klan kalesine zehrimizi atalım. Elektro iyi vurur. Okçu kraliçe de oraya kaçsaydı güzel olacaktı ama maalesef okçu kraliçenin oraya gitmek gibi bir niyeti ve derdi bulunmamakta. Ejderlerimizi gönderelim. Balonlarımızı gönderelim. Koruyucu ve şampiyonu da arkasından salalım. Keyfimize bakalım. Evet, Elektro şimdi buz goleme doğru giderken Elektro dondu. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi denk geldi. Koruyucunun özelliğini kullanıyoruz. Şampiyonun özelliğini kullanıyoruz. Okçu kraliçe donmuş Elektro'yu aldı. Klan kalesine hiçbir başvuruda bulunmadık. Bulunmayı da şu an için gerek duymuyorum. Muhtemelen ordularım bitirecek bu işi. Evet, okçu kraliçe sonunda otomatik olaraktan basaraktan kendi hayatını ve bizim hayatımızı kurtardı diyebilirim.
Evet, buradan da öyle ya da böyle bir 3 yıldız geliyor arkadaşlar. Ama tabi olması gereken, yani bu köyde 3 yıldız almasaydık bu işi boşuna yapmış olurduk gibime geliyor. Evet, bir 3 yıldız daha gerçekleştirdik arkadaşlar. Klan Ligi 1. günün son saldırısında bitirdik. İlk günü 13 yıldızla sonuçlandırdık. Hemen sezon bilgilerine geliyoruz. Wow. Diğer klanlar savaş yapmadı diye düşünüyorum. Bir anda kendimizi 4. sırada bulduk. Umarım böyle de devam eder. Şu 7 ile 8'den uzak dururuz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Emeğime karşılık sizlerden beğeni ve yorumlar bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlarım da abone olmasını rica ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.